Evet değerli arkadaşlar, bir pazar gününden hepinize merhaba. Bugün sizlere Lepistes balıkları hakkında bilgiler vereceğim. Görmüş olduğunuz gibi birisi dişi, bir erkek olmak üzere iki tane balığımız var. Lepistes balıkları ana vatanı Orta Amerika olan bir balık türüdür. Boyutları ise erkek olanlarda 4 santimetre, dişilerde ise 6 santimetreye kadar ulaşabiliyor bu balıklarda. Balıkların davranış biçimleri ise barışçıldır. Tabii ki üreme dönemlerinde tıpkı diğer balıklarda da olduğu gibi saldırgan tavırlar olabilir. Özellikle de erkek olan balıklar dişileri kovalayarak saldırgan tavırlar sergileyebilirler. Bu gayet normaldir. Beslenme biçimleri ise bu balıkların bitkisel olarak besleniyorlar. Fiziksel özelliklerini inceleyecek olursak, erkek olan balıklar dişileri oranla daha küçük ve daha renklidirler. Dişiler ise erkeklere göre daha dolgun, yani dolgundan kastım daha büyük, daha biraz daha kilolu oluyorlar dişi olanlar. Ve renkleri de yoktur dişi olan balıkların. Sadece kuyruklarında az bir renk vardır ve pullar vardır. Bunun haricinde vücudu renkli değildir. Dişilerde işte o şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Rengi gri, yeşil tonlarında oluyor. Ve bakımı da oldukça kolay olduğu için, üretimi ve bakımı oldukça kolay olduğu için akvaryum hobisine yeni başlayanlar için oldukça ideal balık türlerinden birisidir. Şimdi bu balıkların akvaryum şartları nasıl olmalı? Sizlere onlar hakkında bilgi vereyim. Lepistes balıkları küçük balıklar oldukları için 50 litre gibi küçük akvaryumlarda bile beslenebiliyorlar. Ancak çok hızlı ve kolay bir şekilde üredikleri için ilerleyen zamanlarda bunun gibi 30-40 litre akvaryumlar bile yetersiz kalabilir. Bu nedenle Lepistes ekolojisi oluştururken akvaryum içerisinde büyük akvaryumla başlamanızı tavsiye edebilirim. Çünkü her ay 30-40 tane yavru verebiliyorlar. Akvaryum şartları uygun olduğu koşulda. Lepistes balıkları bitkileri sevdiği için akvaryum içerisine bitkilerle dekore edebilirsiniz. Akvaryum sıcaklığı 24-27 derece aralığında olabilir. Bu balıklar çok hassas ve narin balıklar olduğu için akvaryum filtre sistemleri yani çok fazla sert olmamalı. Filtre sistemleri çok şiddetli olmamalıdır. Çünkü görmüş olduğunuz gibi çok küçük balıklar. Filtre sistemleri şiddetli olduğu zaman balıklar zamanla direncini kaybederek hasta olabilirler. Lepistes balıkları grup balıklarıdır. Bu nedenle akvaryumda gruplar halinde beslemezsiniz. Akvaryumda mesela 8 tane balık varsa bunların 2 tanesi erkek, geriye kalanları diş olacak şekilde, yani 3 dişiye bir erkek düşecek şekilde gruplar kurabilirsiniz. Bu balıklar genellikle akvaryum yüzeyindeki yemlere rağbet gösterirler. Akvaryum yüzeyinde atılan yemleri yerler. Bu nedenle akvaryum tabanında da yemler birikiyor ve zamanla bu yemler çürüyerek akvaryumdaki amonyak seviyesini artırarak balıklarınızın yaşaması için uygun olan ortamı öldürebiliyor ve balıklarınız zehirlenebiliyor. Bu nedenle akvaryum tabanında biriken yemlerin temizlenmesi için akvaryum tabanında çöpçü balıkları ve vatoz balıkları da besleyebilirsiniz. Bu arada önümüzdeki günlerde size vatoz balıkları hakkında da bilgiler vereceğim. Bu nedenle abone olmayı da unutmayın. Bu balıkların beslenme biçimine değinecek olursak, genellikle doğal ortamlarında su piresi, su kurtçukları, sinek lavraları gibi canlı yemleri ve kayalar üzerinde oluşan yosunları, bitkileri severek yiyorlar. Ancak akvaryum şartlarında tabii ki bunların hepsini elde edemediğimiz için genellikle bitkisel yemlerle beslenmeli. Çünkü bitkisel ağırlıklı besleniyorlar doğal ortamlarında da. Bunun yanı sıra arada sırada bulursanız su piresi, su kurtçukları da verebilirsiniz. Bunlar akvaryumcularda da satılıyor zaten. Bunlardan da arada sırada verebilirsiniz. Su yosunu bulamadığımız için bunun yerine ne veriyoruz? Haşlanmış ıspanak yaprakları veriyoruz. Eğer haşlanmış ıspanak yapraklarınızı balıklarınıza verirseniz balıklarınızın sindirim sisteminin rahatlamasını sağlayacaktır. Bu balıklarda cinsiyet ayrımından bahsedeyim. Cinsiyet ayrımı erkek ve dişi arasında çok büyük farklar olduğu için, yani gözle görülebilir fiziksel farklar olduğu için kolaylıkla bizim gibi amatör kişiler tarafından belirlenebiliyor. Erkek olanları da az önce bahsettiğim gibi çok küçüktürler, dişilere oranla daha küçüktürler ve renkleri de daha canlıdır. Vücudun her kısmında renk görmeniz mümkündür. Dişi olanların ise sadece kuyruk kısımları renklidir. Bunun haricinde erkeklere oranla daha büyük ve vücutları da gri ve kahverengi
tonlarındadır. Şimdi size bunların üremesi hakkında da bilgi vereyim. Lepistes balıkları canlı doğuran bir türdür. Yani yavruladığı zaman balıkları canlı olarak çıkartır. Bir de bu balıklar 3-4 aylıkken, yani çok kısa bir zamanda cinsel erişkinliğe oluşuyorlar. Dişi balık erkek tarafından döllendikten sonra erkeğe ihtiyaç duymadan başka bir akvaryumda 8 kez daha doğum yapabiliyor. 7-8 kez yaklaşık olarak doğum yapabiliyor. Yani bu nedenle erkeğe ihtiyaç duymadan da sadece dişi balık aldığınız zaman da bu balık doğurabilir. Yani ard arda doğurabiliyor. Yaklaşık olarak dişi balığın hamilelik süreci akvaryum şartlarına göre değişmekle birlikte 25 ve 40 gün arasında sürebiliyor. Bu süreç sonrasında ise akvaryum içerisine 30-40 tane canlı olarak yavru doğuruyor. Yavrular ilk başta çok cansız oldukları için savunmasız kalıyorlar ve bu nedenle akvaryum içerisinde yavruların saklanabileceği şekilde dekorlar yapmalısınız. Bir de şeyleri kullanabilirsiniz, o plastik kurdeleler var hediye paketi yapmak için. Onu fırfır şeklinde yaparak süs, yani fırfır şeklinde yaparak bir bitki şeklinde oluşturabilirsiniz onu. Yavrular doğduğu zaman onun içerisine de saklanabiliyor. Genellikle bu balıkların üretimini yapanlar kurdele kullanıyorlar. Bunun haricinde yavru ölümlerini azaltmak amacıyla, annenin balıkları yavruları yemesini engellemek amacıyla akvaryumcularda plastik yavruluklar da satılıyor. Bu plastik yavrulukların amacı annenin balıkları yemesini engellemek. Anne balık doğum yaptığı zaman plastik yavruluğun alt tarafında bulunan ve böyle aralıklı şey oluyor onun, balıkların geçebilmesi için. Yavrular doğduğu zaman bu tabakadan geçiyorlar, alt tarafa deliklerden düşüyorlar ve anne balığın böylece balıkları yemesini önlemiş oluyorsunuz. Daha fazla yavru sahibi oluyorsunuz. Size Lepistes balıkları hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İlerleyen günlerde, bundan sonraki videoda size Hint bülbülleri hakkında bilgiler vereceğim. Bu nedenle abone olursanız çok sevinirim. Şimdi size bu balıkları yakından da göstereyim. Hatta kameramı çıkartıp size göstereyim çünkü üzerine dolaştıkları için. Bakın. Şu kuyruğu turuncu olan dişi balık, pardon erkek balık, kuyruğu turuncu olan erkek balık. Şu siyah olan ise dişi balık, hatta hamile arka tarafında da siyahlık var. Bakın o kuyruk tarafında, karın bölgesinin arka tarafında siyahlık var dişi balığın. O hamile olduğunun göstergesidir. Görmüş olduğunuz gibi erkek olan balığa göre daha büyük, kilolu. Erkek olan balık ise az önce de anlatmış olduğum gibi daha renkli. Zaten hemen göze çarpıyor baktığınız zaman. Çok güzel renklere sahip olanları da var bu balığın. Akvaryumculara gittiğiniz zaman bulabilirsiniz. Size Lepistes balıkları hakkında bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Başta da dediğim gibi bundan sonraki videoda size Hint bülbülleri hakkında bilgiler vereceğim. Ondan sonraki videoda da vatoz balıkları yine sizlerle olacak. Bu nedenle abone olursanız yeni videolardan haberdar olma şansına sahip olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.